Herkes için Erasmus Plus programına hoş geldiniz. Yeni bölümde yeni konu ve yeni konuklarla birlikteyiz. İlk önce üstünde duracağımız konunun adını söyleyelim. Eurodesk meselesini anlatacağız. Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir liyazon, bir bağlantı gerekmektedir. Bu bağlantıyı sağlayan kişilere ihtiyaç vardır. İşte bu noktada Eurodesk devreye giriyor. Konuklarımızı hemen tanıtalım. Yozgat Soygun Kaymakamlığı Eurodesk irtibat kişisi ya da liyazonu diyebiliriz herhalde. Sayın Halil Uğuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Ayrıca Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası Eurodesk irtibat kişisi, yine liyazon diyebiliriz size de. Aytaç Uzunlas'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için. İlk soru konumuzla gerçi bağlantısız olacak ama bu Gençlik Fabrikası ne demek? Gençlik Fabrikası gençler için olan bir birimimiz. Aslında gençlik merkezi. Hı hı. Ama biz Abdullah Gül Üniversitesi olarak Sümerbank Fabrikası'nın içinde kurulduğumuz için o fabrika üretim yapan, yani gençler için üreten tanımını sürdürmek için Gençlik Fabrikası tanımını kullanıyoruz. Gençler için gençlere eğitimler düzenliyoruz. Onlara danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. Onları yurt dışına gönderiyoruz. Onlara her türlü ihtiyaç duydukları servisleri, ihtiyaçları sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada da gençlik için üretim yaptığımızdan dolayı kendimize Gençlik Fabrikası adını gördük. Peki, öyleyse ikinci soru. Eurodesk irtibat kişisi ne yapar diye sormadan önce Eurodesk nedir? Bunu bir anlatmamız gerekiyor. Eurodesk nedir? Eurodesk şöyle söylememiz gerekirse, Avrupa'daki 33 ülkede 3000'den fazla kurum Eurodesk temas noktası olarak akredite edilmiştir. Yaptığımız iş tamamen gençler için bilgilendirme hizmeti sunmak. Eurodesk aslında Avrupa çapında yayılmış, Türkiye'de de yaklaşık 70 ilden fazla 130 tane temas noktamız olan gençlik bilgilendirme ağı. Aslında bu programda sizin yaptığınız Erasmus bilgilendirmesini biz ofislerimizde, yerellerimizde, ben Kayseri'de, Halil Bey Yozgat'ta, o gençler internete girmeden gelip yüz yüze bizle konuşarak, internete giremeyen birçok gencimiz var, gelip bizim ofislerimizde bilgilendirme bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğini biz onlara anlatıyoruz, yolunu gösteriyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Bir proje yazmalarını sağlıyoruz. Aslında yaptığımız iş tamamen gençlik bilgilendirmesi. Şöyle bir fark var. Aslında Avrupa'da çok fazla meşhur değil ama Türkiye'de çok fazla meşhur. Neden? Çünkü Türkiye'de biz bir gençlik bilgilendirme sistemi hala oluşturmadık. Hala Türkiye'de gençleri çok iyi tanımıyoruz. Ya bu gençleri tanımamamızın nedeni de şuradan da geliyor aslında. Tarihsel, kültürel baktığımızda o Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce hep çocuk ve yetişkin olarak biz adlandırmışız. Ama Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bir genç kavramı oluştu Türkiye'de. Buna dayanarak işte 1970'lerde bir Gençlik Bakanlığı'na yakın gençliğin ilgilendiği bir devlet kurumları kuruldu. 2000'li yıllarda Gençlik Spor Bakanlığı kuruldu. Daha genci yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Fark ederseniz siyasi partiler olsun, hatta şirketler gençler için ürünler üretiyorlar. Siyasi partiler gençler için politikalar üretiyorlar. Biz de bu gençlere bu konuda neler yapabiliriz, nasıl bilgilendirme yapabiliriz, yol nasıl gösterebiliriz, buna çalışıyoruz aslında. Belki gençleri daha yeni yeni tanımamızın sebepleri içerisinde işaret ettiğiniz tarihte Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşürken gençlerin çoğunu savaşlarda kaybetmiş olmamız kesinlikle da etkenlerden bir tanesi olabilir. O nedenle arada bir çocuk ve yetişkin arasında bizim çok fazla bir nüfusumuz da yoktu. Hı hı. Ama şu an Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 27 milyonu genç. Hı hı. Bu bahsettiğimiz X, Y, Z kuşakları, yeni trend olarak bunları söylüyorlar. Biz Y kuşağına şu an, Y ve Z kuşaklarına hizmet etmeye çalışıyoruz. 1980'den sonra doğan genç arkadaşları. Bunlar tamamen yeni beceriler, yeni alışkanlıklarla yaşıyorlar. Yani bizim 80'den önce doğan arkadaşlarımız daha çok internetle büyümediler. Ama yeni gelen neslimiz internetle, tabletlerle büyüyorlar, iPad'lerle büyüyorlar. Biz de onlara yönelik aslında, yani klasik seminer, konferans düzenlemenin dışında sosyal medyayı çok fazla kullanıyoruz. Bunların kullandığı iletişim kanallarını, mesela Snapchat diye bir şey çıkmış. Biz de bunu daha sonradan gördük. Ama bütün gençler bunu... Görüntülü kısa mesajlaşma. Görüntülü kısa mesajlaşma. Çok kişi biliyordur ama yine de kesinlikle bilmeyenler için söylüyorum. Genç arkadaşlarımız kesin biliyorlar. Ama biz de bunu düşündük. Acaba biz dedik bu aracı nasıl bilgilendirme için kullanabiliriz? Facebook'u nasıl bilgilendirme için, Twitter'ı nasıl bilgilendirme için kullanırız? Bu nedenle o kanallarda da çok fazla aktif olmaya çalışıyoruz. Ama bunlar da aktif olurken de az önce bahsettiğimiz o bilgisayarı olmayan, hala akıllı telefonu olmayan, daha internete hiç bağlanamayan genç arkadaşlarımızı da hiç unutmuyoruz. O nedenle köylere,
ilçelere, okullara, her yere giderek bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Ofislerimizi bütün gençlerin ulaşımına, hizmetine açıyoruz. Her zaman onlarla birlikteyiz. Mesela Siirt'te Mesut diye bir arkadaşımız var. Bir karavan yapıp Siirt'in tüm köylerine gidip, bakın arkadaşlar böyle fırsatlar var, siz de yurt dışına gidebilirsiniz. Böyle böyle güzel fırsatlardan ücretsiz faydalanabilirsiniz. Bu fırsatlar bütün herkes için, tüm gençler için. Biz doğu, batı, kuzey, güney hiçbir şekilde cinsiyet kesinlikle ayırt etmiyoruz. Yani bizim de gençlik bilgilendirmesinde belirli kriterlerimiz ve kalite kıstaslarımız var. Bu noktada da hep eğitimli arkadaşlar hiçbir şekilde ayırt etmeden bütün herkese, sizin de söylediğiniz için herkes için Erasmus. Biz de bunu, bu fırsatları tüm gençlere sunmaya çalışıyoruz. Peki. Üniversite ayağı tamam. Ama şunu merak ediyoruz Halil Bey. Kaymakamlık bu işin neresinde? Neden kaymakamlıkta böyle bir bağlantı kişisine ihtiyaç duyuluyor? Siz de çok mu başvuru alıyorsunuz bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerden? Evet, biz de uzun yıllardır gençlik çalışmaları yapıyoruz il ve ilçemizde. 2013 yılında da Eurodes temas noktası olduk. Bu alanda da Solgun Kaymakamlığı tabii ki kamu kurumu olduğu için gençlerin yoğun geldiği bir kamu kurumu. Biz de sosyal medyada özellikle ve yüz yüze bilgilendirmeler yapıyoruz. Tabii ki gençler de bize gelip ücretsiz nasıl yurt dışına gidebilirler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilirler bize sık sık soruyorlar. Peki başvuru yoğunluğu açısından ne durumdasınız? Mesela bu işe başlarken ne bileyim şu kadar kişiye yardım edelim diye düşünmüşsünüzdür mutlaka. Beklentinizin üstünde mi geri dönüş aldınız, beklentiniz kadar mı geri dönüş aldınız? İlgi nasıl yani? Yani Yozgat'ta ve Sorgun'da bölgemizde ilgi az. Yani şu anda bu projeler yeni yeni tanınmaya başlıyor il ve ilçemizde. Biz de bunu Eurodes temas noktasıyla yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şu an için tabii ki gençlerin katılımı çok az, yoğun değil. Daha ziyade birebir sizin karşınıza çıkıp da ben bu konuda bilgi almak istiyorum diyenlerle mi karşılaşıyorsunuz? Yoksa telefonla ya da internet üzerinden mi sizinle irtibat kuruluyor? Yüz yüze de geliniyor. Genelde sosyal medyadan çok duyuluyor. İşte, sosyal medya etkili. Evet, Facebook, Twitter, Eurodesk'in web sayfasında ücretsiz AB ilanları yayınlıyoruz biz sürekli o gruplarda. Gençler bize ulaşıyor, telefonla ulaşabiliyorlar, yüz yüze gelebiliyorlar, sosyal medyadan ulaşabiliyorlar, maille ulaşabiliyorlar. Bütün iletişim kaynaklarını kullanıyoruz. Yaptığınız işi bir rehberlik hizmeti, bir yönlendirme hizmeti diye tarif edebilir miyiz? Bu doğru tarif olur mu? Eksik mi kalır? Ne dersiniz? Ya bu iş aslında gönüllülük işi. Biz herhangi bir menfaat beklemeden, herhangi bir ücret talep etmeden yapıyoruz bu işi. Altını çizelim. Ücreti yok. Evet, gidip başvurmanın, Yozgat Sorgun Kaymakamlığı'na, Eurodesk'e gidip başvurmanın herhangi bir ücreti yok. Buradan alacağınız bilgi bedava yani. Biz gençleri bilgilendiriyoruz. Aytaç Bey'in söylediği gibi okullara gidiyoruz, üniversiteye gidiyoruz, kamu kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. Sosyal medyadan, özellikle Türkiye genelinden bize çok ulaşan gençler var. Biz bu gençleri yani gecede, gündüzde 24 saat bilgilendirme yapabiliyoruz. Hedefiniz sadece gençler mi? Mesela bir okula gittiğinizde bir öğretmen sizden bilgi almak istese? Elbette biz onlara da yardımcı oluyoruz. Çünkü onlar da bir gençlik çalışanı olabilir. Onların da, çünkü öğrencilere hitap ediyorlar. Bu fırsatlar onlar da yararlanabilir. Tabii biz şu anda gençlik bilgilendirmesi hakkında konuşuyoruz ama okul eğitim hakkında veya mesleki eğitim hakkında da onlara bilgi verebiliyoruz Erasmus programı kapsamında. Bölgenizde okullaşma açısından sorun var mı? Çocukların okula gitmesi, gençlerin okula devam etmesi, şu devam konusu çünkü çok önemli. Evet. Bu açıdan bir sorun tespit ettiniz mi? Var mı dokunulması gereken? Ya şu anda zorunlu eğitim sistemi. Adı zorunlu. Evet, elbette. Zorunlu ama evet, tabii ki elbette ailelerin yaklaşımı devamsızlık oranlarını artırabiliyor veya çocukların ilgisizliği okul terkine neden olabiliyor. Peki gençlerin yurt dışına açılmak, yurt dışına gitmek konusunda ilgileri nasıl? Çok yüksek. Evet. Aslında ilgililer ama nasıl gideceklerini bilmiyorlar. Doğru. Bir yol arıyorlar. Doğru. Burada aile faktörü var. Burada evet, maddi faktörler var. Ekonomik. Değil mi? Ekonomik faktörler evet. Var. Bürokratik faktörler evet. Var. Pasaport almaktı, vizeyi vesaire evet, gibi değil mi sorunlar? Evet. İlgi peki nasıl? Ya biz tanıtım yaptığımız zaman dönüşler bize çok olumlu geliyor. Yani biz bu sene 2015 yılında yaklaşık 27 genci ücretsiz yurt dışına gönderdik. Yozgat'tan. Çok güzel. Ve bu önümüzdeki yıllarda daha artacak.
Aslında bir kar topu etkisi gibi değil mi? Bu 27 kişi gidip geldikten sonra siz anlatmaya devam edeceksiniz. Onlar çevrelerini anlatmaya devam edecek ve kar topu, yuvarlanan kar topu gibi büyümesi beklenen bir şey bu. Evet, yani Eurodesk olarak amacımız da bu. Gençleri bilgilendirip ağı büyütmek ve daha çok gence ulaşmak. Dediğiniz gibi 20 tane genç gitti. O gençler arkadaşlarıyla paylaşıyor, çevresiyle paylaşıyor. Böyle bir fırsatın ücretsiz olduğunu, yurt dışına gidip herhangi bir para vermeden, cebinizden para çıkmadan yurt dışında eğitim alabileceğini söylüyor. Oradaki yönlendiren arkadaşlar, yani bize gelen arkadaşlar da biz de onlarla tanışmış oluyoruz ve onları tekrar yurt dışına gönderiyoruz yani. Aytaç Bey, akredite olduğunuzu söylediniz. Evet. Bu kişi olmak için, yani Erasmus liyezonu olmak için, akredite olmak için ne gerekiyor? Şöyle anlatayım. Aslında bu Eurodesk Türkiye'ye ilk geldiğinde 2008-2007 yıllarında böyle bir şey, gençlik programını yaygınlaştırmak amacıyla bir araç olarak ortaya çıktı. Aslında geçmişine baktığımızda 1988'de İskoçya'da başlayan bir süreç bu Eurodesk. Daha sonra Avrupa Komisyonu ile Brüksel'le bir bağlantısından sonra gençlik programını daha nasıl yaygınlaştırabiliriz şeklinde 2006 yılında başlıyor. Daha sonrasında Türkiye'den birkaç gençlik çalışan arkadaşımızın öncülüğüyle Ulusal Ajans da bu sürece dahil oluyor. Ulusal Ajans dahil olduktan sonra 2008 ile 2010 arasında bir hazırlık sürecimiz var bizim. Ortak akıl toplantıları, arama konferansları düzenlenerek biz bu Eurodesk'e gireceğiz ama Türkiye'de nasıl bir sistem izleyelim? Bunu planlıyorlar ve bir açık çağrı, Eurodesk temas noktası olup gençlik bilgilendirmesi yapmak isteyenlere açık bir çağrı yapılıyor. Bu çağrı sonucunda akreditasyon eğitimi sonrasında 17 tane ilk başlangıçta 17 tane kurum akredite ediliyor. Bu akredite edilen kurumlarda bir yasal temsilci, bir de irtibat kişisi. Mesela ben yasal irtibat kişisi olarak Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası'nı temsil ediyorum. Yasal temsilcim rektörüm oluyor bu durumda. Ben irtibat kişisi olarak koordinatörlük yaparak bu çalışmalara öncelik ediyorum. Daha sonrasında 17 temas noktasıyla başladık. Ondan sonra 6 ayda bir bizim yaklaşık 2-3 tane temas noktası çağrımız oldu. Şu anda son ulaştığımız sayı 130 tane akredite edilmiş temas noktası. Akredite edilmek için neler gerekiyor? Bir tüzel kişilik ya da kamu kurumu olmanız gerekiyor Türkiye'de yerleşik olmak. Bu kaymakamlık olabilir, üniversite olabilir. Belediye, üniversite, sivil toplum örgütleri. Yani şu an son rakamlarda STK'lar, yani bizim özellikle istediğimiz STK, ben kamu kurumunu temsil etsem de özellikle sivil toplumcu olduğum için ben STK'ların çok daha fazla olmasını istiyorum. Çünkü Eurodesk onlara çok büyük bir artı katıyor. Hemen rakamları son olarak vereyim. Yerel yönetimler şu an belediyeler dediğimiz %18 civarlarında. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar %11'imiz onlardan. Milli Eğitim Müdürlükleri de mesela Sarıçam Milli Eğitim Müdürlüğü. O da bizim bir temas noktamız. Orada Çilem diye bir arkadaşımız var. Okul okul gezerek bakın arkadaşlar böyle fırsatlar var diye anlatıyor. Onun dışında ÇASKEM, valilikler, kaymakamlıklar şu an 3 tane de kalkınma ajansı var. Tamam. Bunun Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri de bizim akredite kurumlarımız arasında. Akredite olmak için başvuru, daha sonrasında bir akreditasyon eğitimine tabi tutuluyor irtibat kişisi. Ondan sonra da çalışmalara başlıyor. Yerelinde bilgili, yani bir eğitimi almış, gençlik bilgilendirmesini profesyonelce yapabilecek biri olarak yapıyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani durduğunuz noktada çünkü bir bilen kişi pozisyonundasınız. Kesinlikle. Aslında bakarsanız. Ya her şeyi bilmemiz... Nasıl bir eğitim aldınız? Zor bir iş mi bu? Uzun mu sürdü? Kısa mı sürdü? Nasıl oldu? Ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Tamamen tecrübeyle. Yani ne kadar çok fazla proje yaparsanız, ne kadar çok projeye katılımcı olarak katılırsanız, içinde yer alırsanız o kadar fazla bilgileniyorsunuz. Siz programda da yaptığınız gibi bütün programları bilmek, yani Erasmus'un alt programlarını, çok da kolay bir şey değil. Ama benim 10. yılım bu sene bu programlarla. Bütün programlardan neredeyse faydalandım. O nedenle yönlendirme yapıyorum. Çalıştıkça bilgi biriktiriyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Bilgi biriktiriyorsunuz ve her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bu noktada da gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Mesela bir genç bana şunu soruyor, işte Stockholm'a gideceğim. Şu adresten mesela uçakla gideceğim. Daha sonra bu adrese nasıl gideceğim? Bu soruyu da bana sorabiliyor. Erasmus dışında. Çünkü o genç bir bilgi istiyor. Bu noktada bana geldiğinde ben şöyle diyorum. Tamam diyorum. Bunun cevabını bilmiyorum ama sorusunu alıp ben bu sefer Stockholm'daki temas noktasına bu soruyu iletiyorum. Diyorum bizim bir öğrencimiz Stockholm'a gelecek, havalimanından şu tren garına nasıl gidebilir? Gönderdim de en fazla bir gün içerisinde bana geri dönüş geliyor. Yani şöyle düşünün. Bana bir soru geliyor mesela. Kayseri'de havalimanından Kapadokya'ya nasıl giderim? Mesela İtalyan bir genç
Kayseri'ye uçak bileti almış. Kapadokya'ya gitmek istiyor ama yolu yani Kayseriler sadece biliyor. Kayserili olmasam da bunu tarif edebiliyorum. Yani bir e-postayla bu işi de çözebiliyoruz. Her konuda da bilgi vermeye çalışıyoruz ama ki her zaman mutlak bilgi veremiyoruz. Bu noktada yönlendirme yapıyoruz. Başkalarına soruyoruz. Bu da önemli bizim için. Aslında prosedürü ya da bürokrasiyi biraz hafifletiyorsunuz. Anladığım kadarıyla bilginin yanında. Direkt aşıp geçiyoruz. Gençler açısından bu zaman zaman çok cesaret kırıcı olabilir. Ama ben mi uğraşacağım bütün bunlarla falan diyenler mutlaka olacaktır. Gençler tez canlıdır çünkü. Kesinlikle. Şöyle bir şey var. Bir de bilgilenme bir haktır. Gençler haklarını bilmeli. Yani bu gençlik bilgilendirmesi onun hakkı. Biz Türkiye'de gelişmekte bu gençlik bilgilendirme sistemi ama hala çok iyi durumda değiliz. Bu noktada da biz birazcık öncülük yaparak nasıl sistemler geliştirebiliriz? Elimizden geldiği kadar gence ulaşmaya çalışıyoruz. Yani şu an bütün temas noktalarıyla bir araya gelsek yani bir gün içerisinde 1 milyon gence ulaşabilecek bir gücümüz var. Sosyal medya, yüz yüze toplantılar. Mesela arada etkinliklerimiz oluyor bizim işte Avrupa Gençlik Haftası ya da Hareket Zamanı Haftası diye bir tema belirliyoruz. Bir hafta boyunca gençlerle yüz yüze görüşüyoruz. Konferanslar, etkinlikler, festivaller düzenliyoruz. Bu etkinliklerde bazen 300 bin kişilere çıkıyor rakamlarımız. Yani en az 100 binle 300 bin genci bir araya toplayabiliriz. Bu çok büyük bir güç. Ama bunu iyi kullandığımızda o zaman güç. Kuşkusuz. Size daha ziyade hedefini bilen gençler mi geliyor? Yani ben şu konuda bilgi almak istiyorum diyenler mi geliyor? Ya da ben Avrupa ile bir şeyler yapmak istiyorum, ne yapabilirim deyip biraz daha flu bir hedefle mi geliyorlar? İkisi de geliyor, onlar bize geliyor. Ama bazı gençler var bize hiç gelmiyor. Biz de asıl politikalarımızdan biri de o gençlere ulaşmak. Onlar kılavuz kaptan almayanlar. Kesinlikle yani bize gelenler zaten birazcık yani kulağına kar suyu kaçmış dediğimiz gençler bunlar. Hı hı. Bir şeyler duymuş bana şunu söylüyor. İşte hani önceki programda da konuştuğunuz gibi dil öğrenmek için geliyorlar. Hı. Ben yurt dışına gideceğim. Ücretsizmiş bunlar. Tabii ki ücretsiz ama diyoruz işte hiçbir program yok ki yani dili amaç olarak edinsin. Ama araç olarak kullandıklarında dili mesela bir gönüllülük programında mecburen dil öğrenmesi gerekiyor. Hmm. Ama dil öğrenmek amaç olduğunda o gence de fayda sağlamıyor. Gönderdiğimiz kuruma da fayda sağlamıyor. Biz onlara şunu öneriyoruz işte o noktada dili araç olarak yanına alarak gittiğinde hem gence faydası oluyor hem bizim projelerimize fayda sağlıyor. Siz genelde başvurularda nasıl bir profille karşılaşıyorsunuz? Hedefli mi yoksa flu hedefli gençlerle mi karşılaşıyorsunuz? Evet, bize de ulaşan gençler, genç dediğimiz tabir 13-30 yaş arasında bu fırsatlardan yararlanan kesim. 30'a da genç dedi bu arada, dikkat çekelim. Evet, peki. 13-30 yaş arasında ulusal ajans genç olarak kabul ediyor bu programlardan yararlanabilmesi için. Elbette. Peki hedefler genellikle belirli mi oluyor size gelenlerde? Ben şunu yapmak istiyorum Avrupa'da mı diyorlar ya da ben Avrupa'ya bir şekilde gitmek istiyorum ama tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Bana lütfen yardım edin mi diyorlar. Evet. Tabii bilmeyerek geliyorlar. Bu fırsatları duyuyorlar ama ne yapabileceklerini veya hangi program kapsamında neler yapıldığını çok fazla bilmiyorlar. Biz de onlara hangi program kapsamında mesela Avrupa Gönüllü Hizmeti var. Bu kapsamda işte şunların yapılacağını veya gençlik değişimlerinin ne olduğunu söylüyoruz. Onlar da kendilerine göre üniversite öğrencisi ise işte okulundan işte Avrupa Gönüllü Hizmeti ise en az 2 aya en fazla 12 ay gitmesi gerekiyor. Yurt dışında kalabilmesi gerekiyor. Ona göre kendini bir program seçiyor. Öyleyse biraz toparlayarak gidelim. Bir Eurodesk temas noktası olarak neleri hedefliyorsunuz? Bunları bir sıralamak mümkün mü? Biz Eurodesk temas noktası olarak öncelikle Yozgat bölgesinde tanınan bir ağ olmayı hedefliyoruz. Çünkü Eurodesk Yozgat bölgesinde şu an çok fazla tanınmıyor. Hmm. Diğer bir hedefimiz diğer çevre illerimizdeki ve ülkemizdeki diğer temas noktalarıyla hatta yurt dışındaki temas noktalarıyla birlikte işbirliği yaparak bilgi, beceri ve kapasitemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Biriyle yan yanasınız şu anda. Evet. Kayseri, evet. Hedefleri peki başka hedefler diye sıralayabileceğimiz bir şey var mı? Ya amacımız burada hedefimiz tüm Yozgat'taki gençlerimizi bilgilendirip bu ücretsiz fırsatlardan yararlanmayı hedefliyoruz kısaca. Peki çok güzel. Müsaadenizle bir şu Eurodesk meselesini daha iyi anlatalım. Bunun için hazırladığımız bir bandımız var. Sonra sohbete devam edeceğiz. Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı'dır.
33 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Eurodesk hizmetleri arasında ücretsiz soru yanıtlama, fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi, eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri verilmesi, konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması, gençlik programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması gibi faaliyetler bulunuyor. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı yani Ulusal Ajans tarafından gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Herkes için Erasmus Plus devam ediyor. Eurodesk'i, Eurodesk irtibat kişilerini konuşuyoruz. Konuklarımız var. Biraz daha derinlemesine anlatabildik. Az evvel sormuştuk, hedefleri nedir Eurodesk irtibat kişisinin diye. Aynı soru sizin için de muteber. Şunu söyleyeyim, bir üniversitede, bir kamu kurumunda bir Eurodesk temas noktası olarak benim hedeflerimden, bizim hedeflerimizden öncelikli olarak olabildiğince en fazla gence ulaşmak. Hı hı. Gençlere ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle de... Affedersiniz, araya gireceğim ama burada hedef kitlesi de devreye giriyor. Kesin. Yaşı söylemişti beyefendi, 30 yaşa kadar giden bir skalada sizin, evet, hedef kitleniz değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, Erasmus programından aslında 7'den 70'e faydalanabiliyor bütün herkes. Hı hı. Herkes için bir Erasmus programı zaten. Ama gençlik programında bazı kriterlerimiz var. Hı. Aslında tam olarak 13-30 yaşa hitap ediyor. Tamam. Ama bir gençlik çalışanı olarak sivil toplum temsilcisinde herhangi bir yaş kriteri aramadan, hı, bütün programlarda yaş yelpazesini açabiliyoruz. Tamam. Ama bu noktada da... hedef kitlemizin rakamı küçülüyor. Yani rakam olarak çok fazla insan yok. Zaten o nedenle de bir yaş kriteri koymuyoruz. Peki. Ama o bahsettiğimiz 30 milyon gençten bahsettiğimizde ise 13-30 yaşı faydalandırıyoruz. Tamam. Hedeflere dönebiliriz öyleyse. Evet. Bu noktada da hedeflerimiz şöyle bir şey var. Kayseri Anadolu'da ufak bir şehir olarak başlamış. Hatta sivil toplum yapısı hiçbir şekilde oluşmamış. Gönüllülük daha çok bağış üzerine yürüyen bir şehir. Biz orada bir gönüllülük yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Gönüllü gençler şehri yeniden yapsınlar. Bu kapsamda bir Kayseri 2050 toplantısı düzenlendi. Gençleri oraya getirdik ki geleceği de onlar tasarlasınlar. Bu gençlerin hiçbirine para alıp ne para veriyorlar. Sadece gönüllü olarak, yani gönüllü yapısı oluşturmak, sivil toplum yapısı oluşturmak, daha sonrasında da bir gençlik bilgilendirme sistemi yapmak. Bu noktada da 1.2 milyon kişi yaşıyor. En azından bunların %30'u dediğimiz o bütün gençlere de ulaşmak bizim hedefimiz. Hmm. Hedef kitlenize ulaşmakta zorluklarla karşılaştınız mı? Kesinlikle çok fazla. Çünkü bir kere dediğimiz gibi internet elimizden geldiği kadar en fazla, en son, en güncel programları kullanarak, gençlerin kullandığı, bunları kullanarak onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bizim hedef kitlemizde bir de şöyle bir şey var. İmkanı kısıtlı gençler dediğimiz kitle var. Evden dışarı çıkamayan gençler var. Ailesi tarafından baskıdan dolayı gelip ofiste bilgilendirme alamayan, hatta okula gidemeyen gençler var. Bunlar da bu programdan yararlanabiliyor. Bizdeki tek kriter yaş. Onun dışında hiçbir kriterimiz yok. Dil bilmesi, eğitim durumunun şu olması gibi öyle bir şeyimiz yok. Başarı vesaire. Kesinlikle bunlar da yok. Değil. Tamam. Gençlik programlarında yok. Sadece Erasmus yüksek öğrenimde var. Onun dışındakilerde gençlere bütün programlar açık. Biz bu imkanı kısıtlı gençlere ulaşıp onları dahil etmek istiyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta Eurodesk üzerinden yine bir soru geldi. İşitme engelliler öğretmeni, bir okulumuz var Kayseri'de. Onlarla şu an bir proje hazırlığına giriyoruz. Yurt dışında işitme engelli öğrencilere nasıl eğitim veriyor? Biz onları yurt dışına göndereceğiz. Orada işbaşılı ziyaretlerini yapıp, belki orada uygulanan metodu Kayseri'ye getirip, Kayseri'ye adapte edip, gençlerine o da daha iyi bir eğitim verecek. Aslında burada bir çarpan etkisi de oluyor bizim için. Siz az önce sormuştunuz, sadece gençler mi? Öğretmenler de geliyor bize. Gençlik çalışanları, sivil toplum temsilcidir. Valilik, kaymakamlık, belediye, bunların personelleri de geliyor bize ki yeni projeler yapmak için. Biz de projeler konusunda onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Hedef kitleye ulaşmak bakımından siz sıkıntı çektiniz mi ya da çekiyor musunuz? Elbette biz de çekiyoruz. Çünkü Yozgat kırsal bir bölgede bulunuyor. Gençlere sunulan imkanlar oldukça kısıtlı durumda. Biz de tabii ki ulaşmakta sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü Eurodesk Yozgat'ta tanınan bir ağ değil. Yeni tanınıyor. Biz de bunu tanıtmak
için bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ulaşmada da tabii ki kamu kurumlarının ve STK'ların bize çok destekleri olması gerekiyor. Çünkü bizim gençlere ulaşabilmemiz için onların aracılığıyla, onların kanallarıyla. Örneğin bir üniversitede gence ulaşmak için bilgilendirme toplantısı yapabilmemiz için üniversitenin bize destek olması gerekiyor ki biz orada gençlere ulaşabilelim. Yani tek başımıza bu iş olmuyor. Eurodesk temas noktası olarak tek başına bu işleri çok fazla gerçekleştiremiyoruz. Size gelenler açısından bir sıkıntı yok ama siz bir yerlere gitmeye kalktığınızda evet. Bunun bir de maddi tarafı da var. Yani çok büyük masraflardan gerçi bahsetmiyor olsak bile bir maddi kısmı da var. Evet. Bunu kim karşılıyor? Avrupa Birliği mi karşılıyor? Kaymakamlık kendi bütçesinden mi karşılıyor? Yoksa bu noktada da mı desteğe ihtiyaç var dışarıdan? Biz Yozgat biz Sorgun ilçesindeyiz. Yozgat merkezi bize 30 kilometre uzaklıkta. Biz Yozgat'ta bir eğitim düzenleyeceğimiz zaman gönüllülük yaptığımız için ya kendi cebimizden gidiyoruz ya da kaymakamlığın işte bir aracını kullanıyoruz. Toplantı salonu zaten üniversite tarafından üniversitede yapacaksak onlar karşılıyor. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Eurodesk'e Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği herhangi bir destek vermiyor. Sadece mesaisini, bilgisini değil yani gönlünü de ortaya evet. koyan insanlarla bu noktada bir aradayız. Peki siz zorlukları nasıl aşıyorsunuz hedef kitleye ulaşmakta? Bu noktada yani çok fazla zorlukla, sivil toplum daha fazla zorluk yaşıyor. Çünkü belirli bir öz kaynakları olmadığı için biz zorluk çıkartmamaya çalışıyoruz. Bir önceliğimiz bu. Mesela bir sivil toplum kuruluşu geldiğinde biz bütün kapılarımızı açıyoruz. Hatta onları davet ediyoruz. Buyurun gelin diyoruz. Mesela insan hakları konusunda geçtiğimiz hafta bir etkinlik düzenlendi. Gençler, bir sivil toplum kuruluşu geldi. Yani normalde işte izin alması lazım. Dilekçe yazıp rektörle gidip onaylam. Biz bu prosedürü direkt hızlandırıyoruz. Hiçbir şekilde tamam diyoruz, gençlik için faydası olacaksa hemen bütün kapılarımızı açıp sivil topluma olsun, gençlere faydası alacak herkese kapılarımızı açmaya çalışıyoruz. Karşılaştığımız zorluklar, dediğim gibi bizim asıl sıkıntımız asıl interneti kullanmayan gençler. Onlara ulaşmakta, çünkü gerçekten büyük bir mesai gerektiriyor. Tek tek gidip bulmak gerekiyor. Bazen tespit etmek gerekiyor. Bizim tek sıkıntımız o oluyor. Onun dışında ama sosyal medya olsun, internet olsun, bunu çok fazla etkin kullanıyoruz. Bir de şöyle güzel bir tarafı var Eurodesk'in. Bahsettiği gibi Halil Bey'in, bizde sivil toplum, valilik, gençlik, spor bakanlığına bağlı kurumlar. Yani mesela düşünün, bir ilde valilik, kaymakamlık, üniversite, STK dördü bir araya geldiğinde çok muhteşem, çok büyük işler çıkartıyor. Böyle çarpan katsayısının yüksek olan işlerle de biz çok daha işlerimizi kolaylaştırıyoruz. İnternete erişemeyenler konusu sıkıntılı, ancak şimdiki siyasi iktidarın kısa vadeli vaatleri arasında durumu uygun olmayan gençlere bila ücret olmadan evet. belli miktarda internet sağlamak konusu da var. Bunu biliyoruz. Belki işinizi birazcık kolaylaştıracak. Bu bizim için onlara ulaşmamız anlamında çok kolay olur. Bir an evvel bu konuda adım atılması beklenir dolayısıyla. Bu işe başladıktan sonra size çevrenizden gelen tepkiler nasıldı? Olumlu ya da olumsuz tepkiler aldınız mı? Biz çevremizden genelde iyi tepkiler alıyoruz. Çünkü yaptığımız toplantılarda Ulusal Ajans ve Eurodesk ile ilgili gençlere sunmuş olduğumuz ücretsiz fırsatları anlattığımız zaman oradaki gençlerin tabii ki hoşuna gidiyor. Yani ücretsiz yurt dışına hangi genç çıkmak istemez ki? Biz yaptığımız toplantılarda tekrar geri bildirim olarak olumlu dönüşler alıyoruz. Yani gençlerin bu fırsatlardan yararlanmak istediklerini görüyoruz. Ayrıca yerlerimizde gençlik projeleri uyguluyoruz biz. Uyguladığımız projeler kapsamında yurt dışından, farklı ülkelerden gençler Sorgun'a geliyor. Sorgun'daki gençlerle birlikte buluşturuyoruz. Farklı din, ırka sahip gençlerle birlikte Sorgun'daki gençler, Yozgat'taki gençler bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Çok güzel. Bu da önyargıları kırıyor. Tabii. Ve halk tarafından da geri olumlu bir tepki olarak karşımıza çıkıyor. Ön yargıların kırılması önemli. Ne tip önyargılardan burada bahsediyoruz? Yani ülkelere ya da Avrupa'ya bakışla mı ilgili, evet. kültürle mi ilgili, yaşam biçimiyle mi ilgili? Ne ön yargı dediğimiz şey aslında nedir? Aslında hepsiyle bağlantılı. En son Ankara'da bir bomba patlamıştı. Doğru. Ankara katliamı çok insan hayatını kaybetti evet. orada. Evet. Biz ondan sonra bir projemiz olacaktı. Yurt dışından farklı ülkelerdeki katılımcılar endişelendi. Ya işte ülkenizde bomba patladı ama biz geleceğiz oraya, güvenliğimiz var mı diye söylemeye... Haklı bir soru. Evet. İptal edenler de çok oldu. Bahsedilen başkent çünkü, değil mi baktığınızda? Evet. Yani böyle bir önyargıyla karşılaştık ama biz bunları yendik. Ülkemize geldikleri zaman ya gerçekten
Ülkenizde herhangi bir sorun, problem yok. İşte Sorgun'da bunlar biz bir hafta proje uyguluyoruz. Orada faaliyetler yapıyoruz. Ülkelerine yani bir ön yargıyla geliyorlar. Dönüşte yani inanın ağlayarak gidiyorlar. Hmm. Öyle söyleyeyim. Kültür olarak dediğiniz gibi ön yargılar olabiliyor. Çünkü insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Bu projelerin en önemli özelliğinden bir tanesi de ön yargıları kırması. Yani AB'ye giriş sürecinde gençler birbirlerini tanısınlar. Ön yargıları kırılsın ve birlikte hep birlikte yaşayabileceğimizin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini aslında göstermek. Yani sizin açınızdan maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Peki soru aynı. Siz çevrenizden nasıl tepkiler aldınız ve ön yargılarla karşılaşıyor musunuz? Gençler açısından böyle bir yani siyasi olarak Avrupa'ya karşı olan gençler bir ön yargılı yaklaşıyorlar. Ama bu programların gençler için geleceği dizayn edecek gençler için olduğunu söylediğimizi, programlardan da faydalandıklarında bu ön yargılarının yersiz olduğunu görüyoruz. Diğer ön yargı, Halil Bey'in bahsettiği ön yargılar konusunda da şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu gençlerin birbirlerini tanıması lazım. Daha dün itibariyle 35 fasıldan 17.si de açıldı en azından. Bu süreçte de umarız kapatabiliriz onları. Fasılları da inşallah açmak iş değil de kapatabilirsek yani sonuçta Avrupa'nın geleceğini bu gençler kuracaklar. Yani Türkiye'de içinde olacak ya da komşusu olarak yer alacak. O bize fark etmese de bu gençler gelecekte bizi yönetecek. O nedenle biz bu gençlerin birbirlerini tanımasını, mesela bir Litvanya'dan gençse bir Sorgun'dan gencin bir hafta birlikte vakit geçirmesi, birbirlerini tanıması anlamında inanılmaz güzel bir şey. Bizim mesela istihdam konulu bir proje yaptığımızda ya onu geçiyoruz. O kültürler arası öğrenme kısmı bizim için en güzel olan kısmı kalıyor. Yani gençler birbirlerini tanıyor, ön yargılar. Özellikle Türkiye konusunda inanılmaz bir ön yargı var Avrupa'da. Ama biz gönderdiğimiz gençler kendilerini tanıtıyorlar. Ondan sonra ya biz Türkleri böyle bilmiyorduk. Siz farklıymışsınız diyorlar. İşte bu noktada da Türkiye'yi temsil eden o İyi anlamda güzel geri bildirimler alan yüzdenin sayısını arttırmaya çalışıyoruz biz Türkiye'de de. Eskiden öğrenci değişim programları vardı. Fakat Erasmus Plus'la bunun fersah artık ilerisindeyiz. Çevrenizden aldığınız tepkiler peki? Ya, çevremden aldığım tepkiler kişisel olarak bir tepki söyleyeyim. Hı-hı. Mesela aile konusunda. Yani ne iş yapıyorsun dedin. Gençlik çalışanıyım diyorum. Hı-hı. Bu noktada ya bulursun bir iş şeklinde yaklaşıyorlar. Yani bir işsiz olarak düşünüyorlar. Hay Allah, üzüldüm sizin için. Ya o anlamda. De ben mühendislik eğitimi aldım. Ondan sonrasında bulamadığın iş herhalde. Boşta kaldığın için bu işi yapıyorsun. Bu bütün arkadaşlarımızda böyle bir tepki alıyoruz. Ama biz bu işi yani gönül işi olarak girdik başladık. Yani aldığımız eğitimi de bırakıp bu gençler için çalışmaya. Çok da keyifli bir iş. Sadece bu anlamda yani sanki bir iş eğlenceli bir iş aslında. O noktada da sanki vakit geçiriyormuşuz, hobiymiş gibi geliyor insanlara. Peki bunu biraz daha derinleştireceğiz. Kesinlikle. Yani. Ama kişisel olarak kazanımlarınız nedir bu işe başladıktan sonra? Size ne kattı bu uğraş diyelim? Anlatılmakla yani sayılmakla bitmez bana kattıkları tabii ki. Ben ilk önce 2009 yılında Romanya'da katılmış olduğum bir proje kapsamında bu fırsatlarla tanışma fırsatı buldum. Orada bir hafta boyunca güvenli internet konulu bir projeye katıldım. Orada edinmiş olduğum bilgi, beceri ve tecrübelerimi ülkeme döndüğüm zaman yani Sorgun'a döndüğüm zaman bu projelerle döndüğümde yeni bir hayata başlamama neden oldu. Yani bu proje öncesi, ben bunu böyle adlandırıyorum, proje sonrası. Gerçekten hayatıma o kadar çok şey kattı ki bu projeler sayesinde farklı ülkelere gittim, eğitim alma fırsatı yakaladım. Gençleri yurt dışına ücretsiz olarak gönderiyoruz. Bu da tabii ki bizim için bir kazanımdır. Yani bunun gibi kazanımlar. Manevi yanı çok kuvvetli bir alandasınız yani öyle evet. Gibi görünüyor. Peki çevrenizden vah vah diyenler oldu ama siz belli ki siz de bir dizi kazanım elde ettiniz. Kesinlikle. Ki mütebessim bir şekilde tebessüm ederek bana anlatıyorsunuz bütün bunları. Sizin kazanımlarınız nedir? Ya şöyle söyleyeyim, ben nükleer enerji mühendisi eğitimi aldım Hacettepe'de okulup. O süreçte sivil toplum aracılığıyla bu programlarda bir gençlik değişimine katıldım. Çok keyif aldım aslında ilk gittiğimde Polonya'da 2007 yılında. Ondan sonra ya ben bir de Türkiye'de yapalım istedim. Türkiye'de işte birkaç arkadaş buldum bu işlerle ilgili olan. Hadi biz proje yapalım. Oturduk proje yaptık. Kilis'te bir proje düzenledik. Kilis'teydi arkadaşımız. Kilis'te düzenledik. Daha sonrasında
baktım bu iş çok keyifli. Ben keyif alıyorum. Genç olarak çok şey de öğreniyorum. Ondan sonra devam etmeye başladım. Daha sonra Ulusal Ajans'ın bir eğitmen çağrısı oldu. Eğitmen çağrısına seçildim. Daha sonra eğitmenlik yapmaya başladım Ulusal Ajans için. Gençlik eğitmenliği yapmaya başladım. Ondan sonra baktım ki mühendislik biraz daha, onu da bitirdim bir arada. Ben bu işi seviyorum. Keyif de alıyorum. Ciddi anlamda belki geleceğimizi bu alanda kururuz diye sivil toplumda çalışmaya başladım. Daha sonrasında da rektör hocamız üniversitede böyle bir yapılanma, bir gençlik öncülüğü verdiğinde üniversite, biz de seve seve Kayseri'ye gittik. Orada bir yapılanma başlattık. Yani bana aslında bir istihdam, bana iş buldu bu programlar. En azından benim kişisel gelişimimi sağladı. Ben bu işe bilgi, beceri ve tutum olarak bakıyoruz. Üç başlıkta değerlendirirsek. Bilgi anlamında zaten okuyarak da edinebiliyoruz. Yani biz de zaten bilgilendirmeye çalışıyoruz gençleri. Tabii. Beceri anlamında dil becerilerini geliştirdi. İletişim becerilerini geliştirdi. Hayata bakış açımı açtı. Yani şu şekilde çok fazla genişletti. Yani o at gözlü yoktu diyebilirim o zaman da, ama en azından çok daha geniş bir perspektiften bakmaya baş. Mesela Fransa'da olan bir olay için Fransız gibi bakmaya başlıyorsunuz. Polonya'daki olay, çünkü oranın yerelinde var olanları biliyorsunuz. Nasıl biliyorsunuz? Düzenlemiş olduğunuz projelerde gelen Polonyalılarla vakit geçirdiğinizde, oradaki Polonya'ya gittiğinizde oradaki gerçekleri görüyorsunuz. Yani biraz daha ön yargıları, o buzdağının görünen kısmının biraz daha altına inebiliyorsunuz bu programlar sayesinde. Tutum, bir davranış, tamamen bir gençlik dostu, daha çok sivil toplum kaynaklı çalışmalara da başladım. Siz bana genç bir dünya vatandaşı portresi çizdiniz az evvel anlattıklarınızla. Peki. Sağ olun. Her zaman olduğu gibi Ulusal Ajans uzmanına kulak vermenin zamanı geldi. Daha sonra masayı toparlamaya başlayacağız. Eurodesk bilgilendirme ağını Ulusal Ajans uzmanlarından Neslihan Sağlam anlatıyor. Eurodesk Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları programları konusunda gençlere bilgi veren bir bilgi ağıdır. Avrupa'da yaklaşık 33 Avrupa ülkesinde hizmet veren, faaliyetlerini sürdüren Eurodesk, ülkemizde de 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyetlerimiz arasında gençlere ücretsiz olarak bilgi verme, e-posta, telefon ya da faks yoluyla, bunun dışında seminerler, konferanslar, etkinlikler düzenleme. Yine konularımızla ilgili olarak materyallerin basılması, dağıtılması ve gençlik programının yaygınlaştırılması konularını içermektedir. Eurodesk için Türkiye'nin 65 noktasında da temas noktaları bulunuyor. Eurodesk'i sadece Türkiye Ulusal Ajans kanalıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin 65 ilinde hizmet vermekte olan temas noktalarımızla birlikte yürütmekteyiz. Buradaki temas noktaları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığımız tarafından akredite edilmiş kuruluşlardır. Dolayısıyla bir gencimiz geldiğinde, işte İstanbul'da bir şubeniz var mı ya da Adana'da bir şubeniz var mı diye sorduklarında direkt temas noktalarımıza da yönlendirebiliyoruz. Temas noktalarımıza eurodesk.tr@eurodesk.eu adresinden ulaşabilecekleri gibi yine en yakın temas noktalarına yüz yüze görüşme imkanına da sahip olmaktadır gençlerimiz. Peki Eurodesk'in hedef kitlesi kimler? Eurodesk'in hedef kitlesi gençlerdir. 13-30 yaşı arasındaki bütün gençlere hitap etmektedir. Amacı da Avrupa'da bulunan gençlik fırsatlarını gençlere tanıtmak, onları bu konularda haberdar etmek ve onların kişisel ve profesyonel gelişmelerine izin verebilmek, onları sağlayabilmektir. Peki bu gençler bu imkanlardan yararlandıktan sonra bundan nasıl yararlanabilirler diye soracak olursak, biliyorsunuz bütün eğitim kurumlarımız ve içinde yaşadığımız toplum ve aile hayatımız bazen gençlerimizi geleceğe hazırlamakta yetersiz kalabilmektedirler. Küçük yaşlardan bu yana sınav maratonunun içine düşen gençlerimiz kendilerini, geleceklerini yönlendirmede bazen yeterli bilgiye sahip değiller. Üniversiteye geçip de işsiz kalan, üniversite mezunu olup işsiz olan pek çok gencimiz de bunun en büyük kanıtı. Bizler de diyoruz ki Eurodesk olarak gençler kendi kabuklarının dışına çıksınlar, bu hareketliliklerden yararlansınlar. Ve bunu direkt Eurodesk'e sorarak da gerçekleştirebilirler. Bu şekilde gençlerimize daha iyi yarınları hazırlamak bizlerin görevleridir. Herkes için Erasmus Plus programında son düzlükteyiz.
artık şöyle bir konuştuklarımızı toparlamak ve belki önerileri, tavsiyeleri almanın da zamanı geldi. Eurodesk'ten konuştuk bu bölümde. Bu durumda soralım son turda. Eurodesk'e ulaşmak ve dahil olmak isteyenlere, kişilere ya da kurumlara, kuruluşlara önerileriniz, uyarılarınız nedir? Biz tüm kurumlara, STK'ları ve gençleri Eurodesk'te işbirliğine çağırıyoruz buradan. Özellikle Eurodesk'in ve Ulusal Ajans'ın sosyal medya sayfalarını, web sayfalarını takip edebilirler. Yine Eurodesk temas noktalarına yüzde gidip bilgi alabilirler. Bunları ben tavsiye ediyorum. Bu fırsatlardan her genç yararlanabilir. Biraz önce söylediğimiz gibi herhangi bir şart yok. Eğitim şartı yok. Sadece bir yaş kriteri var. 13-30 yaş arası ve gençlik çalışanlar dediğimiz 30 yaşından büyük de kendini genç hisseden veya gençlerle birlikte çalışan kişiler de bu projelere veya Eurodesk'le işbirliğine işbirliği yapabilir. Herkesi Eurodesk'e davet ediyoruz. Öneriler güzel. Peki uyarı var mı? Aman şunu yapmayın diyeceğiniz bir şey var mı? Durduk. Yok. Peki çok teşekkür ederiz. Aynı soru. Önerileriniz nedir bu işe? İlk önce kurumlara önerilerimi paylaşmak isterim. Yakın bir zamanda yeni Eurodesk temas noktaları çağrısına çıkacağız. Biz şu an 130 kişilik bir ağız. Aslında biz ağ yerine aile tabirini kullanmayı söylüyoruz. Bizim ailemiz şu an 130 kurumdan oluşmakta. Yeni çağrı gelecek. Yakın yeni, zaman dediniz ne zaman belli mi? Yeni yılın başlarında. Peki. Şu an bütün hazırlıklar... Umut etmekte yarar var. Bütün hazırlıklar tamamlanmış süreçte yeni bir çağrımızda hedeflerimizden biri 81 ile ulaşmak. Özellikle temas noktamızın olmadığı illerimiz var. Hatta mesela Ordu, mesela Aydın'da Hakkari. Yok, Hakkari'de yok. Başka yani Doğu Karadeniz illerimizde, Tunceli'de bu illerde temas noktamız yok. Orada ailemize de yeni arkadaşlarımızı dahil etmek istiyoruz. Bu gençlik bilgilendirmesinde tutkusu olan bütün herkesi bekliyoruz. Onun dışında uyarı? Uyarılar anlamında da gençlere, kurumlara uyarım şu olabilir, kesinlikle çok keyifli bir iş yapıyoruz. Kesinlikle size yük değil, yani keyif alacağınız bir iş yaparak da kurumunuz içerisinde bir girişimci olarak bu işi yapabilirsiniz. Mesela valilik, klasik 81 ilde valiliğimiz var ama mesela Giresun valiliğinde Ali diye bir arkadaşımız var. Bu işi gönülden yaptığı için şehir yani ilçe ilçe dolaşarak gidip gençleri bilgilendiriyor. Bu tarz arkadaşları da biz aramıza bekliyoruz. En azından girişimci ruhu olan bu programları bütün herkese, gençlere ulaştıracak arkadaşları da bekliyoruz. Uyarılar anlamında gençlere şunu sorayım. Bizim zaten Eurodesk olarak mottomuz şu. Sorunuz varsa Eurodesk'e sorun diyoruz biz her zaman. Bu iş 9-5 bir iş değil değil mi? Kesinlikle değil. Çalışma saatleri açısından. Yani çünkü genç zaten bana soruyu soran Aydın'dan bir genç Kayseri'ye ulaşıyor. Ya da yurt dışında olan bir arkadaşımız bize ulaşıyor. O nedenle devamlı mailler üzerinden bizim bir sistemimiz var. First Class adını verdiğimiz. Tüm Avrupa'nın dahil olduğu bir sistem. Yani mesela Stockholm'daki de aynı sistemi kullanıyor. Yozgat'taki arkadaşımız da aynı sistemi kullanıyor. Birbirimizle irtibat kurabiliyoruz. Soruların düştüğü bir sistem var. O sistemi tüm Türkiye'deki temas noktaları görüyor. Mesela benim bildiğim bir konuysa ben hemen cevap veriyorum. Mesela Halil Bey'in bildiği bir konuysa Halil Bey sen bunu daha iyi cevaplarsın deyip Halil Bey'e yönlendiriyorum en genci. Yazılı olarak ya da telefonla ya da farklı bir şekilde Facebook'tan mesajla ve arkadaşa bilgimizi ulaştırıyoruz. Peki. Uyarı anlamında gençlere şunu söyleyeyim. Gelin tanışalım. Emin olun sizin için de bir programınız vardır. Yani tek hedefiniz yurt dışına gitmek olmasın. Bu işin içerisinde zaten yurt dışı var. Program 33 ülkeyi kapsıyor. Mutlaka birine gidersiniz. Ama ilk önce gönüllülük. Biz Türkiye'de bir gönüllülük ve sivil toplum yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Gidin STK'lara üye olun. Korkmayın. Şu an Türkiye'de valilikten sitesinden baktığım kadarıyla 110 bin tane dernek kurulu. Ama bunlardan 1000 tanesinin bile aktif olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu geride kalan 109 bin tane hemşeri derneği. Gidin o derneklere de gidin. O dernekleri alın, ayaklandırın. Gelecekte bizim o gençlere ihtiyacımız var. O dernekler. Yani peki. Tüm dünyada şöyle bakarsak devlet, özel sektör ve STK'lar. Ama Türkiye'de devlet, özel sektör güzel çalışıyor. İşbirliği de çok iyi. Ama STK konusunda zayıfız. Peki. Bu STK'ları geliştirmemiz gerekiyor. Bu çağrılar önemli. Eurodesk hazır. Bir şekilde internetle, telefonla, doğrudan giderek yahut bir tanıdığınız vasıtasıyla ulaşarak Eurodesk'in kapısını çalın, sorunuzu sorun, bilgiyi alın. Bir şekilde Avrupa'ya doğru uzanan bir değil birçok kapı ardına kadar açık ve başvuruları bekliyor. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için, yayına katkınız için. Daha işimiz çok, bu bölümün sonuna geldik ama sonraki bölümlerde herkes için Erasmus Plus'ı, projeleri konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.